Şimdi abi ben senin Müslüman olma hikayeni dinlemek isterim. Ben ağaçtan düşmüş o adamım. Başkaları düşmesin. İslam'ın kaybetmesi diye haşa bir şey söz konusu olamaz. Burası Allah'ın arzı, Allah'ın yarattığı dünya. Her şey Allah'ın. Eski Salim'i biraz konuştuk. Şimdi yeni Salim'e gelelim. O yeni Salim'e dönüşme sürecine gelelim. Gerçekten kalp, dil, beyin üçgeni birleşmişse, hakikaten böyle Allah diye yalvarıyorsak, yardım da geliyor, cevap da geliyor. Bu dualarım sonunca Rabbim bana kişiye özel gönderiyor zaten Allah cevabı. Allah. Kişiye özel cevap geldi. Of, hatırladığım an bile hakikaten alemlerin Rabbi kum tanesi bile olmayan değerinle sana değer veriyor, cevap veriyor. Efendim bir mukaddes perşembe akşamı, perşembeyi cumaya bağlayan gecenin hemen arifesinde ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Efendim yaklaşık bir haftadır, bir buçuk haftadır bildiğiniz üzere program yayınlamıyoruz. Bundan dolayı sizlerden çok mesajlar geldi. Abi neden programı yayınlamıyorsun diye. Üzerinize afiyet, biraz rahatsızlandım, hastalandım. Bundan dolayı da program çekemedik maalesef. Elhamdülillah hastalıklar bizlere Rabbimizi hatırlatan en mukaddes perdelerdir. Biz hastalıklarla biricik Rabbimizi hatırlar, onun rahmetine, merhametine iltica ederiz. Bundan dolayı program çekememiştim. Hakkınızı helal edin. Efendim beni derdimden dinlenin. Bu haftaki konuğu birçoğunuzun yakinen tanıdığı Salim Öztoksoy abim. Kanalımızı şereflendirdi, stüdyomuza geldi. Kendisiyle uzun zamandır bir program çekmek istiyorduk. Fakat kendisi çok yoğun, biraz da İstanbul'a uzak kaldığından dolayı yaşadığı yer bugüne kısmet oldu. Kendisinin Müslüman olma hikayesini İslam'dan öncesi ve sonrası olmak üzere değerlendireceğiz. Uzun ve keyifli bir yayın olacağını temenni ediyor ve programımızı açıyorum. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Saatiniz yerinde. Çok şükür. Çok şükür. Ben çok memnunum seninle bu programı çektiğimden. Çünkü sizler bize Rabbimizi hatırlatan en güzel sebeplersiniz. İnşallah. Neden diyecek olursanız, sizler yaşayarak, tecrübe ederek İslam'ı seçtiğiniz için, sizin yürüdüğünüz yol bizler için çok kıymetli. Benim çok sevdiğim, kıymet verdiğim bir abimin bir sözü var. Çok da hepinizin yakinen tanıdığı bir abimiz. İslami ve imani konularda programlar çeken bir abimiz. Bana dedi ki, benim programlarım şu ana kadar çektiğim 1000 programımı al terazinin bir tarafına koy. Bir tarafına da yaşayarak, tecrübe ederek İslam'ı seçmiş, İslam sancağının altına, İslam kapılarını aralayıp o mübarek köşke girmiş insanın hayatını, yaşantısını terazinin diğer ucuna koy. Zannediyorum ki orası ağır basar diye bir telkinde bulunmuştu bana. Bu sözü benim çok hoşuma gitmişti. Gerçekten de öyle. Sizlerin yürüdüğü yol bizler için çok kıymetli. Bu bağlamda da programımız benim için ve umuyorum ki izleyicilerimiz için çok kıymetlidir. Allah razı olsun. Abicim ben senden ilk olarak derdini sormak isterim. Bildiğim üzere Yeni Şafak'ta bir programın olmuştu. Daha sonra birkaç programa daha çıktın. Gördüğüm kadarıyla aktif olarak çıkıyorsun ekranların karşısında İslam'la tanışma hikayeni çok güzel, duygusal bir şekilde dile getiriyorsun. Bunun nedeni ne? Neden kameralar önündesin? Neden İslam'ı anlatıyorsun? Yani bir slogan bağlamında soracak olursak Salim Öztoksoy'un derdine. Slogan olarak söylemek gerekirse ben ağaçtan düşmüş o adamım diyelim. Ben ağaçtan düştüm. Ben ağaçtan düştüm, başkaları düşmesin. Eyvallah. Veya daha kolay yoldan düşsünler. Derdim diye sorduğunda anlatmamak bencillik olur. Kendi derdim olarak elhamdülillah İslam'la şereflendikten sonra zaten dertlerin boyutu değişiyor, şekli değişiyor. Yani eyvah para azaldı, eyvah bilmem ne yerine rızkın Allah'tan olduğunu biliyorsun. Başka türlü yaklaşıyorsun. Diyorsun ki acaba elimden geleni yapmadım mı? Çünkü rızkımız için bizim çalışmamız gerekiyor. Şimdi hem elimden gelen her şeyi yaptıysam, buna rağmen rızk gelmediyse, eskiden dövünürken şimdi öyle bir durum yok. Niye? Çünkü rızk Allah'tan. Bana düşen sadece gayret etmek o yolda. Gayret bizden. Onun için kendi dertlerimiz çözülse de Türkiye'ye baktığımızda, yani asıl Türkiye tabii sorun, ben daha önce Almanya'da yaşıyordum.
Türkiye'de insan dertlenmemesi mümkün değil. Hı hı. Çünkü ana olarak iki grup görüyorsun. Bir tanesi suçlayamayacağım şekilde ben de oradan geldim, onların arasındaydım. Çocukluğundan beri beyni sakala karşı, dini simgelere karşı, İslam'a karşı yıkanmış, hı hı. düşman edilmiş bir kitle var. Aşama aşama, fersah fersah tabii, bize tabii. Küçük küçük. Minik minik işlenen bir İslam düşmanlığı ve bunun altında yatan çok büyük bir medya, basın organı evet, var. Evet. Şöyle anlatayım size. Önümüzdeki haftalarda inşallah Ozan Bodur bizlerle olacak. Kendisiyle bu konuya özellikle değineceğiz. Mesela Yeşilçam filmlerinde bize Tosun Paşa'yı, o büyük İslam kahramanını, değil mi? Yani gitmiş Vehhabilere karşı, işte kutsal emanetleri tarumar eden büyük bir orduya karşı 18 yaşında kalkmış gitmiş, o isyanı bastırmış ve kutsal emanetleri sağ salim Osmanlı topraklarına getirmiş, payitahta getirmiş bir büyük kahramanı biz yıllarca ve günümüzde hala kahkahalar atarak gülerek izledik. Bunun altında yatan büyük bir İslam düşmanlığı var. Şimdi burada ama şeyi yönlendireceğimiz zaman bir, bunu yapanlar veya hala yapmakta olanlar ayrı. Bunları yapmaları sonucu beyinleri yıkananlar ayrı. Hı-hı. Şimdi onları bir ayrı tutalım. Hani ben onları savunmak, ben oradan geldiğim için değil. Ama empati. Bizde eksik olan şey hakikaten karşıdakinin yerine kendimizi koymak. Kısaca empati. Şimdi bu insan çocukluğundan beri böyle yetiştiyse, gelmiş diyelim 20-25 yaşına her neyse bu anlayışta. Birden karşısına bir şey çıkıyor. Sakallı, hatta şeyli, sarıklı, cübbeli biri çıkıyor. Yanından geçerken bakıyor, Kadıköy'de bir yerde oturuyor. Elini kaldırıyor. Senin yaptığın haram. Şimdi bu tebliğ mi? Kusura bakmasın o sakallı kardeşler. Bu doğru bir tebliğ değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğinden anlayacağımız şu ki, uygun yerde, uygun şekilde, uygun zamanda ve uygun insana. O sırada için yani kitapta anlatmıştım, Hollanda'da yanılmıyorsam İsviçre'deydi. İsviçre'de olan bir anıyı Hollandalı biri bana sorduğu zaman şunu en azından biliyordum ki daha o zaman taze Müslümandım, yeniydim. İçkili bir ortamda bir de içkili bir insana tebliğ edilmez. Çünkü o sırada onun verdiği rehavet de ters şeyler gelebilir. Kısacası burada bir kitle var ki o da biziz, bizdenler. Kimisi teyzemizin çocuğu, kimisi komşumuz. Ve beyin böyle yıkanarak gelmiş. Bu örnekte aslında canlı olarak şunu söyleyeyim. Pandemiyi düşünürsek, şimdi pandemi değil mi? Önce bir şey çıktı, Çin'den bir video yayıldı. Kanlar fışkırarak birileri titriye titriye ölüyor, yolda düşüyor. Science fiction film gibi. Şimdi bu bir kesim medyadan gelen bütün bunları hemen kabul etti, aldı. Şimdi bu kesim derken dönüyorum bizim mahalleye. Yani Müslüman, Allah'a iman etmiş vesaire bizim mahalle. Hı hı. Bu mahallenin içinden bir kesim bunu öyle bir özümsedi ki bu korkuyu, diğer bir kesimle kutuplaştı. Mesela ben birkaç kere Twitter'da faalim. Twitter'da yazmaya çalıştım. Yazmaya çalıştım diyorum, çekindiğimden değil ama boşu boşuna kavga etmenin de anlamı yok. Yani arkadaşlar şunu sorgulayın. Madem böyle bir şeydi, siz Türkiye'de olan olaylarda hiç kan fışkırıp yere düşen adam gördünüz mü? Ha, o zaman sorgulayın. Ayrıca doktorlara bakıyorsun. Bunun içinde profesörler isterse virologlar vesaire olsun. İkiye ayrılmış. Bir grup diyor ki böyle bir şey olmaz. Bu bildiğimiz grip, gripin biraz fazlası. Öbürü diyor ki aman ha falan. Şimdi bu durumda o zaman görev bize düşüyor. Düşüneceğiz. Madem ki bu da profesör, bu da anlatıyor, o zaman bir inceleyeyim, anında bir takıma girmeyeyim. Hı hı. Ve ne yazık ki bu kamplaşma bizim kendi mahallemizde oldu. Bir sürü arkadaş, düşüncemizden dolayı mesela, önce hakir gördü, sonra vesaire vesaire. Şimdi bu örneği alalım, pandemiyi böyle gören doğuştan Müslüman biri, şimdi dönüp seküler kesime baksın. Seküler kesim bu senin pandemide gördüğün 6 aylık süreci doğduğundan beri yaşadı. Doğduğundan beri o medya onların beynini hazırladı. İslam kötü. Başka dinler değil, İslam kötü. Hı hı. Ve zaten ben kendi hayatımda dönüp baktım da bütün dinleri reddediyorum diyordum ama düşmanlığım sadece İslam'aydı.
Böyle bir şey, altyapı. Radikal bir İslam düşmanlığı var yani. Evet, yola çıkıp bir şey yapmadım ama o konuda inceleme yapıyordum. İnsanları hani bırakın, boş boşuna inanmayın deme noktasına gelmiş. Demek ki burada doğuştan itibaren bu medya saldırısı veya medya eğitisi diyelim, iyi eğitmişler. Beyni yıkanmış bir grup var. Ve onlar hakikaten böyle düşündüğünüz zaman suçsuz. Önüne konan buydu. Bu tarafa dönüyoruz. Bir şekilde korunmuş, yaşayan dedelerinden, ninelerinden bir şeyler öğrenmiş. Belki biraz da kapalı kalmış. O medyanın ulaşamadığı insanlar, doğuştan Müslümanlar dediğim. Bu arkadaşlar da bu taraf için empati yapmıyor. Aslında Peygamberimizin sünnetine baktığımız zaman, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Efendimizin en çok sevdiğim özelliklerinden birisi de bu. Slogan atan, İslam'a düşmanlık yapan kötü oyuncuyu da alıp sahanın has adamı yapabiliyordu Peygamber Efendimiz. Yani ezanla dalga geçen bir çocuğu alıp bir müezzin haline getirebiliyordu Peygamberimiz. Aslında Peygamberimizin sünnetini takip eden bizlerin, Peygamberimizin her haliyle, çok yaşantısıyla bir çocuğa nasıl davranmış, genç bir adama nasıl davranmış, olgun bir adama nasıl konuşmuş, ona şimdi, nasıl hitap etmiş. O zaman demek ki daha çok görev bu tarafa düşüyor. Yani Müslüman olan kesimin seküler olan kesimi anlaması. Çünkü belli ki onlar yanlış bir yoldan geliyor. Ben seminerlerde eskiden iş hayatımda şu örneği verirdim. Düşünün ki profesör veya bir hocanız ders anlatıyor. Ön sıralarda oturuyorsunuz. Bakıyorsunuz adamın fermuarı açık. Şimdi adamcağız utanmasın, rezil olmasın sonra diye elle hareket ediyorsunuz, böyle gösteriyorsunuz. Adamcağız da eğilip bakıyor. Ama büyük bir kravatı var. Bakıyor, kravat. Başka bir şey yok. Böyle yapıyor adam. Tekrar işaret ediyorsunuz. Adam yine bakıyor. Kravat. Kravat göstermiyor ona zaten fermuarı. Şimdi diye soruyordum. Bu sorun kimin sorunu? Adam fermuarının açık olması kimin sorunu? Adamın sorunu değil. Çünkü adam görmüyor. O senin sorunun. O zaman buna çözümü de senin üretmen lazım. Yani ben gösterdim, görmedi. Bana ne değil. Ben gördüm. Rabbim bana gösterdi. Çözüm için de ben bir şey yapmam lazım. Ha o zaman eline bir kağıt alırsın. Hocam bir şey soracaktım diye hemen kürsüye yaklaşırsın. Hocam fermuarınız dersin. Adam teşekkür eder, kapatır. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek verdiğin için bizde o çok eksik. Seviyoruz, hatta abartıyoruz vesaire. Örnek almayı bilmiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseye yüzünü dönmeden konuşmadı. Öyle değil mi? Yani oraya girsek zaten programlar sığmaz da benim haddim değil o konuda konuşmak. Peki bugün onu temsil etmesi gerektiğini düşündüğümüz, kusura bakmasın hocalara bakalım. O tevazuyu görebiliyor muyuz? Yok. Kusura bakmasın çoğunda ben göremiyorum. Ve hep bir üst perdeden. Yani bir hocaya bir şey, şimdi apayrı yere gidiyor konu ama bir şey sorduğumuzda öyle zor şeyleri Arapçasıyla vesaire işte falanca filanca filanca diyor. Ben o uzun falanca filanca filanca isimleri hatırlayamam bile. Ama onlarla öyle bir şey yapıyor, süslüyor ki kendine göre. Tabii söylediğin hak veriyorum ben de. Ama tabii ki çok kıymetli hocalarımız da var. Allah hepsinden razı olsun. Tabii onlar ki olmasa biz doğruyu nasıl göreceğiz? Bize doğruyu gösteren, en kestirme yolu bizlere gösteren onlar. Allah hepsinden razı olsun. Ama dediğin de doğru. Kimse alınmasın canım. Yani alınacak olan böyle yapan kişi alınsın. Eyvallah. Tabii ki dediğinin altına imzamı atarım abi. O konuda bir problem yok. Eyvallah. Peki. Derdini kısaca dinledik. Şimdi abi ben senin Müslüman olma hikayeni senden dinlemek isterim. En başından. Şöyle kısaca söyleyeyim o zaman. Tarsus'ta ilkokulu bitirdikten sonra Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldum. İlk isteğim benim Amerika'ya gitmekti. Zaten orada üniversiteye direkt başlayabiliyorduk. Sonra Amerika uzak diye rahmetli annemin şeyiyle Almanya'ya bavulumu alıp gittim. Almanya'daki üniversite yaşantım ve ondan sonraki iş hayatım, filmlerde görülen, herkesin gıpta ettiği, bayıldığı, herkesin derken yani o dünya gözüyle diyelim, harika bir hayat. O sırada sosyal olarak da hem Frankfurt Türk-Alman Kulübü'nde genel sekreterlik yapıyordum. Hem de New York'ta Dünya Türkleri Konseyi, Dünya Türkleri Konseyi'nde başkan yardımcısıydım. Orada da aktif olarak faaliyetiniz evet, var yani. Evet, yani
Orada biz daha çok tabii o Salim, o da doğru bir şey tabii. Yurt dışındaki Türklerin maruz bırakıldığı şeyleri hafifletmeye çalışıyorduk. Ve yurt dışındaki Türklerin sesi olmaya çalışıyorduk. Çünkü o yıllarda Türkiye'nin dışişleri vesaire falan böyle şeylerle ilgilenmiyordu. Kısacası. Yani ben ikiye bölmek istiyorum. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'da bolca bahsettiği bir tanımlaması var. Eski Sait, yeni Sait diye bahsediyor kendinden. Sizden de mahsuru yoksa eski Salim ve yeni Salim olarak bahsediyorum. Doğru. Şimdi eski Salim'e baktığımızda ilkokul, ortaokul, lise eğitimini Türkiye'de tamamlıyor. Amerikan Koleji'nden mezun oluyor. Daha sonra Almanya'ya gidiyor 18 yaşında. Ve Almanya'da eski Salim olarak hayatı başlıyor. Hı hı. O dönemde sizi yine aktif olarak faaliyet gösteren Türk milliyetçisi aslında, Türklerin hakkını orada savunan birisi olarak görüyoruz. Ama o zaman deistsiniz anladığım kadarıyla. Bir Allah inancı, bir güç olduğuna inanıyorsunuz. Ama özellikle İslam'a karşı bir düşmanlık var. Bir kin var, bir nefret var. Bunun, şimdi buradan ilerleyelim. Bunun altında yatan sebep ne? Sizin bir İslam düşmanı olmanızdaki neden ne? Bu taraf diye örnek verdiğim şeyde. Yeşilçam filmlerini görüyoruz. Etrafta görüyoruz. Yani bir de bunun yanına şimdi şu var. Sadece filmler olsaydı sorun olmazdı. Biz hemen suçu öbür tarafa atıp rahat etmeyelim burada. Ben bu filmleri gördükten sonra dışarıda yürüyen sakallı veya sarıklı birinin köpeğe tekme attığını görüyorsam o zaman birleşiyor. Ha diyorum, hepsi doğru. Beyinde yerine oturuyor. Veya buradaki medya çalışması buradaki kötü örnekleri öne çıkarıyor. Ama ben mahallemde yürürken de böyle kötü bir örnek, onun için de Müslüman bir örnektir. Her hareketimizden sorumluyuz. Evet. Şimdi bunun taciri de böyle, doktoru da böyle veya herhangi bir meslek grubu. Müslüman olduğunu unutmamalı. Önce Müslüman gibi yaşamalı. Çünkü dışarıdan bakan biri ona Müslüman diye güveniyor. Ve ben kulakları çınlasın, büyük bir holding genel müdürüydü. Müslüman bir kardeşim. İslami bir şey kuruluşta. Dedi ki tanıştığımızda, işte ilk yıllarımdı İslamiyet'te. Salim abi dedi, ben seni çok iyi anlıyorum ama lütfen sen de beni anla. Sakın ha dedi. Sen dedi kendin böyle birden İslam'a girdin. Müslümanların tarifini kendince öğrendin. Gördüklerini Müslüman sanma, özellikle iş hayatında. En aşırı kapitalistten daha kapitalisttir bizimkiler dedi. Şimdi sen yine diyeceksin ki ya estağfurullah çok iyiler var. Tabii ki iyiler var. Biz iyilerden bahsetmiyoruz. Ama ister faiz konusu olsun, ister şimdi fiyat artırma konusu olsun. Yani fiyat artışı neye göre? İki gün önce çiğ köfte 7,5 lira, çiğ köfte dürüm. İki gün sonra 15 lira. Bu dediğim daha dün evvelsi günkü konu. Nasıl oluyor? Yani biz %100 enflasyon mu yaşadık iki günde? Ha bunu insanlar da kaldırıyor, sorun değil diyor, almaya devam ediyor. İki alacağına bir alıyor. Tepki de yok. Yine bu tarafa geliyorum. Biz Müslümanlar sorumluyuz. Yani bir kişinin fermuarı açık olduğunu gören biziz. Bu düzenin doğru olmadığını gören biziz. Sorumlu olan da biziz. Biz tutup, aa işte şöyle yaptılar, böyle geçmişi bırakalım. Eyvallah. Yani ayette de dediği gibi onlar bir ümmetti, gelip geçti. Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. Hı hı. Ha demek ben ondan sorumlu değilim. Kendimden sorumluyum. Siz ancak kendi nefislerinizden sorumlusunuz. Önce demek kendi ki suçlamadan, kapının önünü temizleyeceksin. Suçlamadan önce kendimize bakacağız. İyi örnek oluyor muyuz? Çocuğumuzu iyi yetiştiriyor muyuz? Çoğu ailede bakıyorum, yani bakıyorum derken gelen yazılardan da ilahiyat mezunu, İmam Hatip mezunu baba evde sert davranıyor. Çocuğuna zorla namaz kıldırıyor. Şeyi almış sadece herhalde. Ehline namazı emret. Galiba bunu kelime kelimesine almış. Sevdiri almamış. Zorlaştırmayın, kolaylaştırını hiç anlamamışız. İlla zorlaştıracağız. Yani sorun birine abdest nasıl alınır diye, abdest almaktan vazgeçersiniz. Yani gençlerin bu kadar dışlanması da... Şimdi uzun olmazsa şöyle bir örnek vermek istiyorum. Estağfurullah, buyurun. Benim Türkiye'de kurduğum şirketlerden biri doğrudan pazarlama şirketi, bir Alman ürünü idi, bir de çok katlı pazarlama. Bunun için de pazarlama eğitimleri veriyordum. Şimdi bizim özellikle doğrudan pazarlamada giden eleman, giden danışman çok önemlidir. Ve
satıştan çok danışman önemli bizim için. Yeni danışmanlar almamız lazım ki şirket bünyesine genişleyebilelim, satış çoğalsın. Yani satış için danışman lazım, danışman satıştan daha önemli. Bunun için de eğitimde hep şunu söylerdik, gittiğiniz yerde satışa odaklanmayın. Sunum yaptığınız ailede genç biri varsa, 18-20 yaşında genç kız, erkek her neyse, iş teklifi yapın. Deyin ki bakın böyle bir iş var, benim yaptığım iş, yapmak ister misiniz? Bu satıştan daha önemliydi. Tabii danışmanlar bunu fazla anlamıyordu. Onlar daha çok kazandığı paraya bakıyordu ama her neyse. Şimdi bu iş teklifi diyelim bunun adına. Bu iş teklifinde gördüğümüz şey şuydu. İşi çok iyi yapan ustası gittiğinde yeni iş teklifi sonucunda yeni eleman getiremiyor. Acemi biri gittiğinde daha iki gün önce başlamış işe bir tane satış yapmış, iki tane satış yapmış. O gidiyor. Çok samimi, doğal ve her işi de ustaca yapmıyor. Sebebi şu. İzleyen çocuk, genç, evin oğlu diyelim. Bakıyor çocuğa. İşte makinenin bir şeyini bir tarafa takarken zorlanıyor. Bu neydi? Galiba şurası polyamitti falan diyor. Böyle hatalar yaparak. Sonra çocuk bakıyor bunu yaptığını ben de yaparım. Ne kadar kazanılıyor diyor. İşte o da söylüyor ben diyor iki haftadır işin içindeyim şu kadar kazandım diyor. Çocuk bunu yaptığını ben de yaparım. Tamam ben geliyorum diyor. Hmm. Şimdi öbürüne döndüğümüz zaman öbürü neredeyse dans ediyor şeyle makineyle. Oradan atıyor buradan atıyor bu böyle şu şöyle falan filan anlatıyor. Bu anlatımı çocuk izliyor. Yok diyor ben böyle olamam bunu kadar öğrenemem. Şimdi sevgili hocalarımız da bunu biraz düşünsün. Hem zorlaştırmayın kolaylaştırını hem bir de bu kadar üst perdeden şuradan şöyle buradan böyle diye anlatıp ağdalayarak zorlaştırmayalım. Eyvallah ya da abartmayalım. Abartmayalım. Peki. Çok zarar veriyor. Şimdi ben şunu da öğrenmek isterim. Şimdi eski Salim'i biraz konuştuk. Şimdi yeni Salim'e gelelim. O yeni Salim'e dönüşme sürecine gelelim. O İslam'a ısınma sürecine gelelim. Nasıl oldu abi? Bize böyle yine senin deyiminle böyle adım adım anlatırsan çok seviniriz. Eski Salim'in hayatında her insanın karşısına tebliğ, doğal tebliğ çıkıyor. Yani illa birinin çıkıp karşına da İslam en iyi dindir vesaire demesine gerek yok. Rabbimiz zaten yolluyor. Ama biz onlara tesadüf diyoruz. Hay Allah ama denk düştü diyoruz. Kimisi hatta şey diyor Allah beni seviyor diyor. Allah'a inanmıyor ama Allah beni seviyor diyor. Böyle böyle geçiyor bir hayat. Bunları ne birleştirebiliyoruz ne de idrak edebiliyoruz. Çünkü o gözle bakamıyoruz. Gözde perde var diyelim. O yıllarda bu birikimler olurken benim haberim ve idrakim dışında benim gözümle gördüğüm ve yönlendirildiğim diyelim hani biraz evvel verdiğim örnek gibi medyadan vesaire falan kötü örnekleri Müslümanların. Müslüman olduğunu iddia edenlerin. Şimdi orada da tabii kötüyü arıyorsunuz. Yetişmemiz de öyle zaten. Hep bir kult bulmak, kötüyü bulmak, araştırmak. Ki sen o süreçte Avrupa'dasın. Tabii. Ve Avrupa'da bizim Türkiye'deki İslamofobi yani yanında halt yemiş. Yani çok ciddi anlamda bir İslamofobi söz konusu. Medya hep bir ağızdan. Çünkü kendi eşimden biliyorum. Benim eşim de İslam'la Avrupa'da tanıştığı için gerçekten çok kötü anlatılıyor yani o süreçte Avrupa'da. Onlar en azından kendinin olmayan bir dini anlatıyor. Ama Türkiye'de kendinin olan nüfus kağıdında yazan dini kötü anlatan ya. Müslüman yazan kişiler var. Ama tekrar ediyorum suç onlarda değil. Yani biz onlara bu kadar zaman niye iyi örnek olamadık değil mi? Eyvallah. Peki sonra? O sıralar bütün bu şeyleri alırken bir arkadaş eline Türkiye'den kitap geldiğini, bu kitapların da İslam dinini de peygamberini de hallaç pamuğu gibi attığını söyleyince ben o kitapları okumaya başladım. Kitabı okuduğumda meale yöneldim. Yani ben dinden çıkmak, daha doğrusu beni dinden çıkartmak üzere yazmış olan kitapta okuyarak çünkü haksızlık gördüm. Yani o kitapta yazan, İslam'a karşı yazan, güya ayetmiş gibi yazan şey ayetin cımbızlanmasıydı. Hmm, cımbızlayarak almış, kesmiş, biçmiş. Evet. Ben o sırada hiç meal okumamıştım. Ayet nedir, sure nedir bilmiyordum. Onu okuduktan sonra ilmihal okudum. Tam şunu da söyleyeyim. İlk defa meali okuyunca, bir okuyup bitirince bir şey anlamıyor insan. Her şey böyle başka yerlerde, o parçaların birleşmesi lazım. Bunun için de birkaç kere okuyup hakikaten hazmetmek gerekiyor. Allah razı olsun, güzel bir Müslüman tavsiye etti. İlmihal okudum. Yani Müslüman olunca ne yapılır? İşte ondan sonra sorguladım.
Sonra geldi, çünkü ben Müslüman olacağım diyorsam bu bir anlaşma Rabbimizle. Yani bir ahitleşme. Şimdi ben içinde herhangi bir şeye itiraz ederek imza atamam. O zaman işte aklıma takılan şeyleri sorguladım. Neler takıldı aklına abi? Birincisi, Yahudiler madem lanetli, Allah yaratıyor bunları. Niye lanetleyeceği toplumu yarattı diye bir şey. Yani lanetleyecekse niye yarattı gibi. Meğerse cevabı çok basitmiş. Kur'an'da da yazıyor zaten. Kur'an bütünlüğü şey halloluyor. Diğeri, kadınlar niye örtünmek zorunda? Daha doğrusu kadınlar niye başını örtmek zorunda? Tesettür mevzusunda takıldınız. Tesettür değil. Mesela ben üniversitedeyken, eski Salim, yani çok serbest bir hayatım varken, orada Alman okul arkadaşlarımdan açık giyinenleri ikaz ederdim. Derdim ki, ya oranı buranı açıyorsun. Bunu bana niye gösteriyorsun? Beni ne ilgilendirir senin oran veya buran? O da böyle bakıyordu. Diyordum ki, ya bak, bir mesaj mı vermek istiyorsun? Vermek istiyorsan söyleyeyim, benim seninle işim yok. Gülüyordu, geçiyordu. O zaman da karşıydım. İstiyordum ki, yani insanlar, hakikaten bu temelde her insanda olmalı. Ben niye oramı buramı açayım? Ha, oramı buramı açıyorsam şunu demek istiyorum. Ben diye altını çizdiğim şahıs aslında şundan ibaret. Bitti. Yani ben ancak buyum. Bu erkekler için de geçerli. Bazı vücut yapan erkekleri görüyoruz. Dar tişört giyiyor, pazular çıkacak şekilde hareketler falan. Bu çocukcağız kendini bununla identifike ediyor, bununla gerçekleştiriyor. Yani ben buyum diyor. Eğer şimdi bir kadın da kendini sadece cinsel obje olarak sunuyor ve öyle tanımlıyorsa o da artık onun sorunu. Ama sonra da dönüp vay bize saygı göstermediler. İslamiyet'te bu noktada bize tam tersini emrediyor. Kadın diyor tabii mücevherdir, biz onu koruruz, kollarız. Tamam, sonra bu noktada bu ilerlediniz. Noktada, yani demek istediğim şu, ben saçın neden örtülmesi diye takıldım. Çünkü hayatım boyunca saç beni hiç etkilememişti. İşte onu oraya takıldım, onu geçmeden de Müslüman oldum diyemiyorum. İşte o güzel Müslüman dedi ki, Allah'a sor. Tövbe ya dedim, Allah'a sor ne demek yani, alemlerin Rabbi, tutacağım ben kum tanesi bile değilim, Allah'a sor dedi. Peki dedim, güvendiğim biri çünkü. Ben de dualarımda falan oturdum hakikaten. Yani henüz inanmıyorum ve şey vardı, Avustralya'da bir genç vardı, nasıl şey oldum diye videosu dolaşıyordu. Tamam. Onu görünce zaten yerlere yattım. Hakikaten hemen hemen aynısı. Açıyorsun elini, diyorsun ki, Allah'ım senin var olduğunu söylüyorlar. Ben de aslında bütün önümdeki şeylerle buna inanıyorum ama takıldığım nokta var. Ben burayı geçmeden sana iman edemem. Açıyorsun, bekliyorsun. O delikanlı da beklemiş. Neyse, ben çok şükür delikanlıdan daha şanslı benim şey. Bu dualarım sonunca Rabbim bana kişiye özel gönderiyor zaten cevabı. Kişiye özel cevap geldi. Of, o kitabın sonunda yazıyor zaten. Hatırladığım an bile hakikaten. Alemlerin Rabbi kum tanesi bile olmayan değerinle sana değer veriyor. Cevap veriyor. Elhamdülillah. Yani benim Müslüman olduktan sonra zorluk şöyle başladı. Burada iman ettim. İşte okuduğum meali tekrar okumaya vesaire falan. Ancak şeye ihtiyacım var. Birilerinin bir şey anlatması, yolumu kolaylaştırması. Etrafımda yaşadığım, yani o zaman Nişantaşı'nda yaşıyorum zaten. Ne yaşadığım yer, ne de çevrem, akrabalarım olsun, bana bu konuda destek olacak, yardımcı olacak kimse yoktu. Tanıdığım da yoktu. Birkaç tane vardı. Uzaktan gördüğüm, bildiğim. Onlara sormaya çalıştım. Onların çoğu da benim sorularımı sanki İslam düşmanıyım da kışkırtıyorum onları gibi aldı herhalde. Cevap bulamadım. Sonra işte yardımcı kitaplar alayım dedim. Yardımcı kitapların ne yazık ki çoğunda bariz hatalar gördüm. Hatta biraz evvel senin verdiğin örnek gibi abartılar gördüm. Şimdi ben şu noktaya takıldım. Siz 37 yaşınızda Müslüman oldunuz ve size İslam'ı kimse öğretmedi ve siz kitaplardan mı öğrendiniz diyiniz? Evet. Öğretmedi derken, öğrenmek isteseydim ilkokulda falan öğretirlerdi belki ama 37 yaşında kimseyi bulamıyorsunuz artık. O zamanlar şey de değildi bu kadar. YouTube'du, televizyondu vesaire falan da yoktu. Ondan sonraki zorluk şunda başladı. Etrafıma şunu söyledim zaten.
Müslümanlara etrafımda, iş hayatı vesaire falan. İlk öğrendikten sonra biliyor musun vallahi Allah var diyordum. Karşımdan donuk bir bakış. He diyordu. He diyor ama haramların içinde. Ondan sonra şey demeye başladım. Ya hem Allah var diyorsun hem Allah yokmuş gibi yaşıyorsun. Şimdi bir ateist istediğini yapar. Der ki ben ateistim. İnanmıyorum. Vesaire falan. Tamam. Söylediğiyle eylemi yaptığı birbirine uyuyor. Ama sen hem Müslümanım, Allah'a teslim oldum. Allah var, Allah yarattı diyeceksin. Sonra da diyeceksin ki yok şurası bana uymuyor. Tövbe haşa. Yani söylediğinin farkında mısın? Allah'ın kelamının üzerinde açık ayet var. Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman mümin kulu ancak duyduk itaat ettik der. Hani bu ayeti bilmiyorsan bile bir mantığın olur. Bir fabrikaya gidiyorsun, çalışıyorsun. Fabrika patronuna, fabrikanın sahibine gidip şunu beğenmedim buradan al diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Yani askerde onbaşıya fazla büyük rütbe de gerek yok. Onbaşı hazır ol diyor. Nefessiz böyle duruyorsun. Alemlerin Rabbi sana haber yolluyor. Hadi namaza diyor. Ya ben yaşlanınca falan. Öyle bir ayet mi var? Yaşlanınca gideceksin. Sana el vermiş, ayak vermiş, beden vermiş, 24 saati emrine hizmetkar etmiş. Koca kainatı etrafında el pençe divan, bütün canlılar, zihayat, zihşuur. Her şeyi de senin için yapmış. O 24 saatten 1 saati Rabbinin karşısında, onunla buluşmak için, ona yakın olmak için. Seni kendim için diyor. Ne büyük bir lütuf. Allah seni muhatap alıyor. Ne büyük bir lütuf. Şimdi bunu bir kavrayabilsek, toplum olarak söylüyorum, bizim çoğu derdimiz bitmiş olur. Çünkü biz bu ana meseleyi, dünyaya gelme sebebimizi, yaşam gerçeğini bir tarafa bırakıyoruz. Fiyatlar yükseldi, bilmem ne oldu. Ona da şükürsüzlük de var ha. Yani fiyatlar yükseldi, hayat kötü falan diye ağlayanlara bakınca ben 20 sene, 25 sene öncesi Türkiye'yi biliyorum. Dışarıdan da biliyorum, içeriden de biliyorum. Hiçbir şey olmadığı zamanı da biliyorum. Onda da bir şükürsüzlük var ama şu anki pahalılığı ve şeyi, dünya zaten belli bir yere doğru gidiyor. Bunu düzgün okumak lazım. Eyvallah. Yani orada savaş çıktı. Niye çıktı? Burada yıllardır Orta Doğu'da savaş var. Niye var? Niye Türkiye'nin etrafı böyle sarılıyor? Yani Türkiye çok önemli bir yer. Türkler, ben milli şey kafatasçı değilim. Ama vatanımı severim ve milliyetçiyim. Türkler önemli bir toplum. Çok önemli bir millet. Türkler derken de Osmanlı'dan gelen, Osmanlı'yı kastediyor. Bin yıldan fazla bir süredir. Osmanlı'da çünkü Müslümana Türk diyorlar. İslam medeniyetlerine ağabeylik yapmış bir milletten bahsediyoruz. Bir coğrafyadan bahsediyoruz aslında. Şimdi Türkiye bu kadar önemli. Türkler önemli. Hepsinden daha çok İslam önemli. Şimdi İslam'ın kaybetmesi diye haşa bir şey söz konusu olamaz. Burası Allah'ın arzı. Allah'ın yarattığı dünya. Her şey Allah'ın. Ha demek ki Allah'ın kalbi... peki döndük bize. Biz Müslüman olarak, Allah'a teslim olmuş olarak Allah bizden ne bekliyor? Diyor ki dinime yardım edene ben yardım ederim. Haşa Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Sadece senin yolunu söylüyor. Senin iyiliğin için söylüyor. Bizim yapmamız gereken de gayretle ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmak. Gayret gerisi Allah'tan. Eyvallah. Şimdi buna da güzel örnekler çıkıyor. Ama büyük resme baktığında bir insanın şunu görmesi lazım. Bazıları bunu küçümseyerek şey diyor. Hep mi işte dış mihnaklar vesaire falan. Bu saçma sapan sözlere de artık cevap bile vermemeleri gerekir. Benim şimdi sana sormak istediğim asıl mevzu da şu. Konudan çıkmamaya çalışıyorum. Hani moderate ediyorum. Hakkını helal et. Haddimizi de aşıyorsak. Estağfurullah, estağfurullah. Tamam. Şimdi benim seninle alakalı merak ettiğim bir soru daha var. Şimdi sen eyvallah Türkiye'ye geldin, Müslüman oldun. Sonrasında sana kimse İslam'ı öğretmedi. Sen kendin kitapları okuyarak, kendin tecrübe ederek İslam dinini öğrendin ve Müslüman oldun. Ondan sonra ilk namazını merak ediyorum abi ben senin. İlk namazım, ilk namazı kılmak için epeyce bir zaman bekledim. Çünkü her şey en iyi şekilde olsun diye bir takıntım vardı. Sonra bir arkadaş geldi, birkaç arkadaş geldi Nişantaşı'ndaki ofise. Hemen yanında Teşvikiye Camii.
Abi dedi ezan okundu hadi şurada. Daha doğrusu gidiyorduk bir yere gidiyorduk. Tam o sırada ezan okundu. Abi dedi namaz. Ben dedim bilmiyorum henüz. Olur mu abi falan? Dedim yok ben öyle öğrenmeden olmaz. Hepsini bir öğreneyim. Daha yeni yeni öğreniyorum. Fatiha'yı yeni öğreniyorum yani. Yok abi dedi hadi. Allah razı olsun onlardan. Girdik. Bunu niye anlatıyorum? Dikkatimi çeken şu oldu. Tabii şey çizimlerden görmüştüm ama ilk defa şey yapıyorum. Gerçekte görüyorum. Çocukluğumda camiye mi? Evet. Camiye ilk defa mı girdiniz? Çocukluğumda bir kere. Hmm. Bir de üniversiteden geldiğimde rahmetli eniştemin ısrarıyla gitmiştim. Zaten ay, o da beni dinden çıkarmıştı. Salim abi ya. Baktım hareketleri zaten biliyordum. Ama en tuhafı neydi? Çok komik. Bugün hala şaşırıyorum nasıl oluyor diye. Secdeye gittiğimde ayak parmaklarım halıya basmıyordu, havaya kalkıyordu. He. Çok enteresan. Niye kalkar bilmiyorum. Şimdi kalkmıyor. Tabii o ayak büküşü yapamadım uzun bir zaman. Uzun bir zaman tahiyyat oturuşunda sağ ya. Gidince bakıyordum öyle oturanlara gıpta ediyordum. Ne güzel oturuyorlar ya falan diye. Neyse şimdi artık yapabiliyorum elhamdülillah. Yani onlar kadar benim iyi olmasa da. Benim takribi olarak 13-14 yaşında yaşadığım duygular bunlar. Allah da sana 37 yaşında bu duyguları yaşatmış. Evet. O kadar tatlı, o kadar şirin ki. Senden bu yaşında bunları dinlemem. O kadar güzel ki. Sonra ofisin bir odasını dediğim gibi Teşvikiye Camii'nin hemen yanındaydı. 6. katta ofisim. Yani İstanbul'u bilenler bilir. Bir odayı mescit yaptım. Benden sonra bir iki arkadaş daha başladı. Kulakları çınlasın namaza. Derken biz böyle küçük bir cemaat olduk. O küçük cemaat olduk ama orada hep gözüm şeyi arıyordu. Biri gelse de namaz bilen, imam olsa cemaat olarak kılsak falan. Neyse bir gün biz arkadaş geldi. Birini tanıdığıymış. Hemen bizim işte namaza başlamış olan arkadaşlardan biri dedi ki abi dedi bu işte şöyle şöyleymiş işi bilir. Aman dedim çok iyi hadi hemen imam olsun. İmam oldu. Biz arkasına durduk. Hakkını helal etsin. Aslında ismini vermiyorum söylemek için. Namaz bitti. Namazın arkasına o söylenen sözler falan. Onlar da çok hoşuma gidiyor. Onları ezberleyemedim. Onları ezberleyemedim. Geldi. Oturdu. İşte tesbih çekeceğiz. Şimdi ben şeyi biliyorum. Sübhanallah. 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 Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Neyse ben başladım. Çocuk bitirdi. Dedim bu olacak gibi değil. Ben 11'e döneyim. Çünkü camide de aynı şey oluyor. Camide tesbihata başlıyorlar. Sübhanallah. En hızlı şekilde çekmeye çalışıyorum. Sübhanallah, 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 sübhanallah. Hop ben 11-12 olmadı. Adam bitti. Neyse ah dedim. Tam adamını bulduk şimdi. Nasıl Bekir şimdi? Abinin deyimiyle o sübhanallah'a sübhan, 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 sübhan. Elhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülham. Allah akbar, 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 akbar. Nasıl oluyorsa artık. Dönüşüyor. Bitti. Tabii gelmiş genç de biri. Dedim ki dur, senin bulmuşken bir şey sormak istiyorum. Ben herhalde bir şey atlıyorum. 33 kere mi çekiyoruz dedim tesbihatta. Evet abi dedi. Ya dedim o zaman ben mi yanlış söylüyorum? Nasıl söylüyorsun abi dedi. Sübhanallah, sübhanallah. Olmaz abi dedi, olur mu? Nasıl söyleyeceğim dedim. Süp 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 süp. Ya. Gerçekten mi dedim, evet. Peki dedim elhamdülillah, şükür 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 dedim. Şükür. Peki şunu soracağım. Bütün böyle yapan herkese. Niye tesbih çekiyorsunuz? Yahu her bir defa Sübhanallah dediğinde Sübhanallah hissetmiyorsan burada niye tesbih çekiyorsun? Ya. Aziz cemaat size gelsin. Eyvallah. Elhamdülillah böyle böyle de öğrendik işte. Peki abi Müslüman olduktan sonra artık aradan belirli bir zaman geçti. Sana çevrenden nasıl dönüşler geldi? Hangi çevreden? Yok mu burada? İki çevreden de, iki çevreden de aslında kötü geliyor diyebilirim. İki çevre derken Müslüman çevresine henüz girmemiştim ama girmeye çalışıyordum. Mesela şey arıyordum. Bana bir tane yani cemaat, imam bir şey söyleyin. Hani bildiğim, tanıdığım nadir insanlardan, nadir Müslümanlardan diyelim. Gideyim ondan dinleyeyim bir. Çünkü sadece okuyarak olmuyor. Özellikle ilk başta bir dinleyerek bir mesafe kat etmen lazım diye düşünüyordum. Sonra işte birini söylediler. Gittim. Büyük bir grubu var vesaire. Yeri var. Dinledim. Dinledikten sonra tanıştım. Tanıştığımızda gayet iyiydi. Sonra tekrar tefsir dersleri vardı. Tekrar gittim. Tefsir dersine. Ertesi derste anlattığı şeylerin bazılarında soru işareti oluştu bende. Niye? Çünkü anlattığı şey
ya ayete uymuyordu veya bildiğim, o zaman öğrenebildiğim kadarıyla hadislere uymuyordu. Dedim ki başkalarının içinde de soru sorulabilir ama rencide etmeyeyim. Ben en iyisi bir mail atayım. Mail attım. Dedim ki böyle böyle rencide etmemek için kitapları falan da var. Ben dedim şu kitabını da, hatta onu da söyledim. Şu kitaptaki şuraya da dedim. Hı hı. Anlayamadım. Cevap gelmedi. Hı. Peki nasıl her hafta bir kere edersin? Gittik. O ders tam onun karşısındaki yerler doluydu. Biraz geç gitmiştik bir arkadaşla beraber. Biz de üst katlardan bir yerde oturduk ama kapalı devre şey veriliyor. Bu hoca efendi diyelim veya arkadaş diyelim. Önce şöyle bir gözüyle aradı. Sonra durdu. Adam dedi dün Müslüman olmuş dedi. Bugün kalkmış bana dedi akıl vermeye çalışıyor dedi. Sen dedi yaş günü pastanı mumları üflerken benim yaş günü mumu üflediğim olmadı ama sonra benim mailde yazdığım şeyleri kendi tekrar üstüne vurguladı. Bunun içinde işte her neyse. Okumuş ama cevap vermemiş. Tabii cevap vermiyor. Bana orada cevap veriyor. Hmm. Hani bir de beni görmedi bilmiyorum. Görse daha mı kötü yapardı arkadaş. Şimdi bu bir hoca. Bunun bir cemaati var. Yahu bir sana soru soruyor. Bana gelen bir soru. Mesela Twitter'dan çok soru geliyor. Dediğim gibi kimisi kasıtlı soru geliyor. Kışkırtıcı hani. Şuradan bir gol atayım falan soruları. Bu arada Salim abimizin Instagram hesabını da söyleyelim. Salim Öztoksoy olarak aratın. Lütfen abone de olun. Bu tarz insanların takipçi kitlesinin çok olması gerekiyor. Kıymetli izleyenler. Neden diyecek olursanız, çok affedersiniz ama YouTube'da orasını burasını açıp, türlü ahlaksızlıklar yapıp, bizim çocuklarımızın ahlakını, kültürel yapılarını bozan insanların milyonlarca takipçisi var. Ama bu tarz insanların 2000-3000 takipçisi var. Bu benim zoruma gidiyor açıkçası. Senden de ricam, muhabbetin arasına girmiş oldum ama abi, lütfen senden bir ricam var. Lütfen Instagram hesabını çok aktif kullan abi. Ve biz üzerimize düşen neyse yapacağız. Bol bol paylaşım, destek. Her konuda sizin emrinize hizmetkarız yani. Çünkü sizin kapı kapı dolaşıp bu hakikatleri anlatmanız gerekiyor abi. Biz Sena'yla her gün böyle bir konuşmamız oluyor. Sena, kapı kapı gezip senin bu hakikatleri anlatman lazım. Çok doğru. Gençler olarak siz dolaşacaksınız. Ben yaşlandım. Abi sen de. Senin hikayen çok güzel çünkü. Amerikan Koleji'nde okumuşsun. Almanya'ya gitmişsin. İslam düşmanlığından tek başına İslam'ı bulmuşsun. Müslüman olmuşsun. Ve şu anda ekranların karşısında söylediğin her kelime bizim için çok kıymetli. Çünkü sen yaşamışsın abi. Evet. Devam edebiliriz. Soruna dönersem yani tepkiler nasıl oldu? Şimdi bu taraftan tepkiler böyle oldu. Hmm. Daha dün Müslüman oldum. Halbuki onu da Efendimizin hayatını okurken sallallahu aleyhi ve sellem şükürler olsun. Şunu da ekleyeyim. Meal, ilmihal, Efendimizin hayatı defalarca okuma. Zaten bir insan defalarca okumak istiyor. Hmm. Mesela çok tavsiye edilen, isim vermeyeceğim, reklamını yapmayayım diye. Bir tane kalınca bir Efendimizin hayatını yazan yabancı biri var. Büyük büyük hocalar da bunu tavsiye ediyor. Ben etmiyorum. Çünkü sadece onu okumadım, başkalarını da okudum. Ve orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğuna, gençliğine uymayacak bazı şeyleri hatıraymış gibi yazıyor. Hı hı. Ve bunlardan ben çok bir huylanıyorum. Hı. Yani böyle hani pilavın içindeki beyaz taş. Tamam, çok güzel anlatıyor. İçine bir şeyler sokuşturuyor. Hmm. İsrailiyat dediğimiz konu gibi. Hadisleri ise sokuşturma gibi. Şimdi tabii bu konuşmalardan çok fazla soru işaretleri doğabilir kafanızda. Bunun için de Salim abimizin Instagram hesabına ulaşıp kendisine sorularınızı sorabilirsiniz eğer kafanızda sorular varsa. Çünkü burada açarsak yayın çok uzun sürer. Biz Salim abinin şu anda İslam'la tanışma hikayesine odaklanmış durumdayız. Efendimizin hayatını okuyunca orada şunu görüyoruz ki elinde hurma. Ben şimdi Müslüman olarak girersem diye soruyor malum. Bir tane sahabe olmamış, daha Müslüman değil. Evet diyor, savaşır, Müslüman olup savaşırsın. Hurmanın yarısını yemiş, yarısını bırakmış. Giriyor şehit oluyor Müslüman olarak. Yani dün Müslüman olmuş, gelin bana, yok öyle bir şey. Kusura bakmasınlar. Yani bunu da bütün hocalara söylüyorum. Hiçbir öyle yukarıda, yüksekte falan oturmasın. Hiçbirimizin haddi değil. Hiçbirimizin haddi de ben çözdüm, ben bildim demek de haddimiz değil. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakalım, örnek alalım. Onun halinde böyle bir şey var mıydı? Biz anlatmaya, hal diliyle anlatmaya çalışmamız lazım. Müslüman taraf böyle.
Yani biz eski Müslümanız, sen kim oluyorsun ki şeklinde tepkiler öyle geliyordu. Şey tarafıysa, seküler kesim tarafıysa, tarikata girmiş. Ben böyle bir şeyden haberim yok. Hmm. Öyle mi? Şeyhin kim? Yahu şeyhin falan yok, okudum, öğreniyorum, bak sana da söyleyeyim. Yok yok, tamam, seni birileri kandırmış, beyni yıkamış. Dedikodular hemen yayılmaya tabii, başladı. O zaman sakalınız var mıydı? Yok, o zaman sakalım yoktu. Yani sakalım, sakalı idrak edişim ve el sıkmamayı idrak edişim elhamdülillah yaklaşık 5 sene sonra oldu. 5 sene sonra Rabbim nasip etti. 5 sene boyunca ben bilmiyordum. 5 sene boyunca tokalaşıyordum. Hatta benim çok katlı pazarlama şirketinde toplam 5-6 binanın çalışıyordu. Gittiğim ofislerde de işte sarmaş dolaş olmalar falan filan oluyordu. 5 yıl sonra idrak ettim. Ya insan gözü hakikaten görüyorum sanıyor ama görmüyor. Onun için de önce samimiyet lazım. Aynı mealde Kur'an'da yazdığı gibi. Ne diyor Rabbimiz? Şeytanın kime etkisi olmaz? Muhlis kuluma. Eyvallah. Alim demiyor, zengin demiyor, kuvvetli demiyor, değil mi? Muhlis, tüm kullarını saptıracağına söz veriyor ancak ihlaslı kullarına evet, dokunamam diyor. Dokunamam. Çünkü samimi. Yani Allah var. Şimdi ilk Müslüman olduğum zaman şey özel örnekler vermek istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Örneksiz geçeyim. Gerçekten kalp, dil, beyin üçgeni birleşmişse hakikaten böyle Allah diye yalvarıyorsak yardım da geliyor, cevap da geliyor. Ama arka ajandamızı çalıştırarak ben şöyle bir dua edeyim ki hem şu işler şöyle olsun hem dünyevi böyle. Yok böyle bir şey. Çünkü Rabbim senin beyninin içini de biliyor. Kalbinden geçeni de biliyor. Öyle değil mi? Öyle abi. Elhamdülillah. Çok şükür. Yani herkese tavsiyem, konu ister uzun ister kısa olsun. Vallahi Allah var. Ve vallahi bizim her saniyemizi biliyor. Her birimizin her saniyesini. Onun için numara çekmeyin. Samimi olun. Yapabildiğiniz kadarını yapın. Yani Allah'ım ben henüz şunu idrak edemedim, şunu yapamıyorum deyin. Yani tesettür konusunda mesela çok şey oluyor. Hanımlara tesettür baskısı yapılıyor. Yanlış. Yahu ne baskısı yapıyorsun? Tesettür emri de ne kadar sonra geliyor onu bir düşünelim. Ayrıca bir de o kişinin böyle bir toplumda yaşamış. Tesettürlü görünce öcü olarak daha önce işten atılıyordu. Yani işten atılan çok var tesettür olduğu için. Şimdi çok şükür iş hayatına girebiliyorlar. Girsinler girmesinler ayrı bir konu. Ama böyle bir durumda bir kadının korkmadan, çekinmeden tesettüre girmesi zor bir şey. Onun kendini hazırlaması lazım önce. Onun için de bir kişinin sen tesettüre gir veya sen tesettürsüzsün, konuşma İslam hakkında demesi çok ayıp. Çok ayıp. Yani burada bir araya girmek istiyorum. Yanlış anlaşılabilir çünkü. Salim abimiz tesettüre karşı değil. Bunun yanlış olacak tarafı ne? Ah abi ne benim yorumlar eşim, geliyor. Benim eşim tesettürlü ve tesettür çok güzel bir sadece şey. Sadece aşama aşama evet, öğretilmesi ve aşılanması gerektiğini söylüyor. Yani İslam'a küfreden bir noktada olan bir insana sen tesettüre gir diyemezsin. Tesettüre gir diyemezsin. Önce veya ona İslam'ı anlatman lazım. İslam'ı sevdirmen lazım. Peygamberini sevdirmen lazım. Sonra ona hafif hafif tembihlemen lazım. Tesettürün neden olması gerektiğini ona aşılaman lazım. O kadın başına tesettürü giyindiğinde şunu severek da, giyinmesi lazım. Şunu da ekleyeyim Alp Aslan. Şimdi Müslüman olmayı bir şekil olarak bize vermişler. Bak ne güzel aydın Müslüman diye mesela bazı hocalar var. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Mesela sakalsız bıyıksız çıkan İslam adına konuşanlar var. Bu durumda Efendimizin sünneti. Şimdi sakal sünnettir. Hiç kimse mecbur değil. Sünnet. Hı hı. Ben Efendimiz'i çok sevdiğim için onun sünnetinde de hikmetler olduğu için hem sakalı hem de yabancı hanımlarla namahremle el sıkışmamayı idrak ettim anladım. Ne mutlu bu size. Bu benim özgürlüğüm. Hani diyor ya benim cülüm, benim bu benim elim benim kararım. Hı-hı. Şimdi kulaklar çınlasın eğer izlerse zor bir ihtimal ama benim iş hayatındayken burada avukatım bir hanımdı. Müslüman olduktan sonra bu avukatım ama daha sonrasında ben bu 5 sene sonrasındaki inzivaya çekildim ve inzivada Rabbime şükürler olsun bir sürü şeyler oldu. Perdeler kalktı gözümden diyelim.
Döndüm geldim, ofiste yine toplantı yapacağız. Eyvah diyorum, ben de üzülüyorum eli havada kalacak diye. Çünkü kitapta da yazdım, benim hayatımın başında İslam'a gıcık olduğum taraflardan biri bir kadının böyle benim elimi havada bırakması. Dayımın hanımının havada bırakması. Aynısını siz yaşadınız. Aynısını ben yaşadım, evet. Şimdi onu da yaşatmak istemiyorum. Mesela o avukat hanım, kulakları çınlasın, böyle durdu. O da şey, dinleyici ilgisi yok. Eli havada kaldı, dedim çok özür diliyorum. Ama dedim hani bu yeni olduğu için özür diliyorum. Ama ben bunu yeni idrak ettim. Ondan sonra öyle mi dedi. Salim Bey, şimdiye kadar dedi elimi sıktığınızda dedi bir şey mi hissediyordunuz dedi. Hayır falanca hanım dedim. Ama görünüşe bakılırsa siz bir şey hissediyorsunuzdu. Hala ısrar ediyorsunuz. Ben hissetsem belki devam eder. Hayır dedim. Hmm. Ama bu böyle. Döndü bana. O zaman dedi siz de madem dedi örnek alıyorsunuz. Peygamberiniz gibi saçınızı uzatın dedi. Her şeyi biliyorlar demek ki bazıları. Dedim benim saçım uzamıyor zaten. Saçım böyle. Saçı uzatamam. Burası güzel böyle. Cevap olmuş. Yani şimdi şunu bir söyleyeyim. Biz burada Müslümanlığı bir şekilde bu tarafa anlatılmış. İster film, ister televizyon, her neyse. Demek ki başı açık da Müslüman olabilir. Namazsız da Müslüman olabilir. Ha şunu da söyleyeyim. Mesela çarşafta dolaşan bir grup vardı. Adını bilmiyorum. Bir gün arkadaşla konuşuyorduk. Ben böyle baktım. Ay Allah razı olsun. Ne güzel dedi falan. O dedi ki onları tanıyormuş. Onlar dedi bilmem ne sülalesinden diyelim. Dedim. Onlar dedi çarşafı şey için, İslam için değil dedi. Onlar da gelenektir dedi. Hmm. Hadi ya dedim. Şaşırdım. Kadınların çoğunun en zorlandığı şey tesettür. Bunlar namaz vesaire yok ama tesettür İtikat var. İtikat yanlış ama tesettür çok, var. Çok doğru. Ya. Şimdi ben tesettürsüz de Müslümanım diyen biri yalan söylemiyor. Öyle öğretildi. Hı hı. Onun için de biz ona bu saatte kalkıp da şöyle böyle diyemeyiz. Zaten Kur'an'da da şu var. Yani mesela evlendiğinde karın tesettürsüzse onu zorlayamazsın. Sen öyle kabul edip evlenmişsin. Kapanıp kapanmaması onun kararı. Ben böyle öğrendim. Rabbim tesettürü olmayan kardeşlerimize de tez zamanda güzel bir tesettür nasip etsin inşallah. Tesettür çok güzel bir şey. Yani evet seni kötülüklerden koruması bir yana, onun verdiği huzur da eşimden biliyorum. Çok mutlu, çok Elhamdülillah. huzurlu tesettüründen. Erkek Rabbim tesettürü herkese böyle ama. nasip etsin. Erkek Erkeğin de tesettürü. tesettürü var Mesela ben tabii ilk ki. başta bilmiyordum onu. Dizimin üstüne çıkan şort giyiyordum. Yani işe giderken de giyiyordum bazen. Yani bir Müslüman uyardı beni. Ben Tesettür sadece bacağını şaşırdım. kapatmak değil ki Ya bir abi. dakika dedim şey falan. Olur mu ya dedi. Erkek tesettürü buradan buraya. Tabii. Yani sadece o değil. Bir de erkekler buna pek dikkat etmiyor. Özellikle bu yeni moda çıkan şeyler, pantolonlar vesaire de zorlaştırıyor işi. Tesettürü sadece vücudu kapatmaktan ibaret zannediyoruz. Tesettür sadece vücudu kapatmaktan ibaret bir davranış değil. Biz şimdilik orasındayız sadece. Yani bu gözünde tesettürü var, dilinde tesettürü var, kulağında tesettürü var. Neye baktın, ne konuştun, neyi duydun, kimlerle berabersin? Bunların hepsi tesettürün içine giriyor. Eyvallah. Peki sakalınızdan dolayı çok eleştiri geldi mi size? Sakalımdan dolayı Genelde sizi herhalde şey entelektüel evet sanıyorlar. yok bilenler şey yaptı sakal illa şart mı illa şart mı diye ama onun dışında bulunduğum ortam çevre vesaire de buna müsait olduğu için entelektüel sakal diye geçiriyorlar. Ta ki eşim tesettürlü onunla Nişantaşı'nda yürürken tabii tepkileri O zaman alıyorduk anlıyorlar. evet o zaman anlıyorlar. Eyvallah. Peki abicim, ben çok memnun oldum. Allah razı olsun. Çok güzel bir yayın oldu. Çok istifade ettik. Rabbim Estağfurullah. razı olsun sizden. İnşallah. Rabbim sayılarınızı artırsın inşallah. Amin cümlemiz. Sanmayın ki yaşı genç olunca anlattıkları etkili olur bu zamanda. Sizin gibi abilerimizin de tecrübelerine bizim çok Yok, ihtiyacımız var. güçlü olur, enerjik olur gençler. Onun için Ama siz kapı siz de kapı ben dolaşın. size baktığım zaman yani bir 18-20 yaşındaki bir insanın enerjisini alıyorum sizden. O iman sizi Elhamdülillah. gençleştirmiş. Elhamdülillah. Ruhum Maşallah. genç, ruhum Evet, genç. bunu hissedebiliyoruz zaten abi. Çok şükür. Bunu çok güzel hissedebiliyoruz. Şimdi değerli izleyenler, Salim abimizin Ol Dedi, Oldum isimli bir kitabı var. Bugün stüdyomuza gelirken kendisinden özel olarak rica ettim. Lütfen kitabınızı getirin. Ben bu kitabın tanıtımını burada yapmak istiyorum diye. Bu kitabı mutlaka okuyun. Çok güzel bir kitap. Ben bir özetini okumuştum. Çok Kitabın hoşuma gitti. telif olarak ben almıyorum. Yani kitap satışta paralı. Ama ben Evet. kitaptan bir kazancım yok. Onu da belirteyim Normalde de. yazarlar,
kitap çıkardıkları zaman yayın evinden belli bir miktar telif ücreti alırlar. Salim abimiz demiş ki ben bu telif ücretini istemiyorum. Kitabımın etiket fiyatından düşün. Yeter ki kitabım uyguna satılsın. Evet. Çok da güzel bir niyetle çıkmış bu yola. İnşallah bu kitabı alalım, okuyalım. Kalınca da bir kitap değil, ince bir kitap. Lütfen bu kitabı okuyalım. Kitap okuma alışkanlığını kazanalım. Bu çok önemli bizler için. Artık okumamız lazım, artık geliştirmemiz lazım kendimizi. Günümüz Türkiye'sinde elhamdülillah son zamanlarda kitap okuma oranı hızla artıyor. Ben böyle istatistikleri takip etmeyi biraz seviyorum. Çok şükür. Bu kitabı da tavsiye etmiş olalım. Bu arada kapatmadan şunu ekleyeyim. Ben 30, 40, 50 yıl öncesini mukayese ettiğim zaman şunu da söyleyeyim. Hep kötü, hep kötü, hep kötü demeyelim. Müslüman gençlik hakikaten gümbür gümbür geliyor. Çok güzel bir Müslüman gençlik var. Etrafta şunu görürüz, bunu görürüz başka. Ama okuyan, entelektüel, araştıran, gerçek imanlı gençler var. Ve bunlar da çok güzel maya. Geleceğimiz için çok güzel müjde bu. Yani bunu da bilelim. Hiç karamsar olmayalım. Zaten Allah'ın arzında. Ancak Allah'ın dostları kazanır. Eyvallah. Evet, bizim de size bir takdimimiz var abi. Eşimin romanı olan Allah razı olsun. Benim adım Sena. Bu kitap şu anda bizim eşimin ve benim hayattaki en kıymetli varlığımız. Biz bu kitaba çok ciddi bir mesai harcadık ve gerçekten bu kitabı yazma sürecinde çok kıymetli olaylar yaşadık. Ve eşim yazar değildi. Türkiye'ye daha yeni gelmiş ve bir roman yazdı. Ben desen keza dövüşçü adamım. Ne anlamışım romandan. Ama Rabbim bize öyle güzel bir ilham bahşetti ki çok güzel bir roman çıktı ortaya. Maşallah. Kitapta ilk çıktığı günden beri çok satanlar listesinde. Kıymetli izleyenlerimiz, takipçilerimiz çok teveccüh gösterdiler. Bu romanı size takdim Maşallah. Etmek istiyorum. Çok abicim. Çok teşekkür ederim. Okuduktan sonra da yorumunuzu tabii bana ki, belirtirsiniz. Tabii ki. Allah razı olsun. Çok değerli. Eyvallah. Çok teşekkürler. Kıymetli izleyenlerimiz, Beni Derdimden Dinlenin bu haftaki konuğu Salim Öztoksoy abimdi. Kendisiyle çok güzel bir program gerçekleştirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bir de zahmet olmazsa beğen butonuna basmanızı kardeşiniz olarak sizlerden rica ederim. Çünkü bu videolar ne kadar çok beğen tuşuna basılırsa, yorum yapılırsa, ne kadar uzun süre izlenilirse o kadar çok farklı insanlara, farklı kitlelere YouTube algoritması bu videoları tavsiye ediyor. O yüzden bunlar bizim için çok kıymetli, videolarımızın daha fazla, daha büyük kitlelere ulaşması için. Ayrıca Salim abimizi de lütfen Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Hepinizi en güzel olan Rabbimize emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.